İnternette web sayfamda vasiyetimi görebilirsiniz. Bir tıklamaya bakar. hayatiinanc.com sayfama girerseniz vasiyetim orada. Nedir biliyor musunuz vasiyetim? Şu. Aşağıdaki kitapları lütfen okuyun. Kitapları da oraya koydum. PDF. Gençler anlar beni. PDF. Yani masraf yok, satın alma yok. Oradan okuyorsun. Ekrandan. Bedava. Bedava işi sevmez misiniz? Ben çok severim. Bedava. Bunlar size vasiyetimdir. Mahşerde hatırlatırım. Vasiyetimi ne yaptınız diye. Bozuşmayalım. Mırın kırın etmeyin. Adamın canını sıkmayın. Vasiyetim olan bu kitaplar neden önemli derseniz çok açık. Yazan adamlar, vasiyetim olan kitapları yazan adamlar Sultan Fatih'in hocaları. Fatih Sultan Mehmet merhumun hocaları yazdı. Bu kitaplardan mezun olan ilk talebe Fatih. Bak adama, kitapların değerini anla. Fatih'i yetiştirmiş. İkinci bir talebesi, ikinci Abdülhamit merhum. Bu kitapları ev ev dağıttırdı. Ev ev. Nememe bile ulaşmış, gözlerimle gördüm. Bir talebesi de benim. Benim. Gelin sizler de bizim sınıfa dahil olun, kaydınızı yaptırın. Vasiyetim olan kitapları oradan okuyun. Bak, bu sınıfın talebeleri ünlü. Fatih Sultan Mehmet, II. Abdülhamit ve ünlü Türk düşünürü Hayati İnanç. Nasıl bir adammış o adam? Şöyle bakıyorum. Sultan Fatih. 7 tane yabancı dil biliyor. Döneminde 1 numaralı mühendis, 1 numara şair, İstanbul'un Fatihi ve o dönemin bütün alimleriyle can dost olmuş. Onlarla oturup kalkmış, ahbaplık etmiş, toplam 49 yıl yaşamış ve 1481'de çekip gitmiş. 49 yaş. Bugünlerde delikanlı diyoruz 49 yaşındaki adama. Bana göre öleli 12 sene olmuş. Ben ona gidip soracağım inşallah mahşerde. Diyeceğim ki Fatih abi, bu iş nasıl oldu? Sen ne yedin de böyle oldun? Muhakkak bana diyecektir ki hocalarım yetiştirdi beni. Hocalarım vardı. Molla Hüsrev, Molla Gurani, Akşemseddin, Molla Cami, Muhammed bin Kutbüddin İzniki, Ali Kuşçu. Vay vay vay. Ebul Vefa. Hocalara bak. Hepsi yıldız. Onların elinde yetişmiş. Tabii böyle olmuş. Vasiyetim anlaşıldı. Ümit ediyorum. Ümit edebilir miyim?